Aklın Yolu devam ediyor. Dünyanın konuştuğu önemli bir başlık, haber bugün geldi. Dünyada da özellikle Batı dünyasından da tepki var. O haber Rus muhalif Navalny'nin ölüm haberi. Öncelikle hemen bir görselimiz var. Ekranlara getirelim. Navalny hapishanedeydi bir süredir. Buna dair ayrıntıları da paylaşacağız. Ekranlara da yansıyor. Yamalova Nenets hapishanesindeydi ve bugün itibariyle Rus muhalif olarak tanımlanıyor, Putin muhalifi olarak biliniyordu. Hayatını kaybettiği bilgisi var. Elbette ki akıllardaki soru, Navalny öldü mü, öldürüldü mü sorusu. Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın, hocam buyurun. Bu görsellerin önünde hemen sizle başlamak isterim. Rusya konusunda bilgilerinizden de faydalanmak isterim. Biliyor musunuz Buyurun. Hocam, görselin önüne gelirken Navalny kimdi? Görselimiz de var. Onu da açalım. Evet, hay hızlıca hay. Navalny kimdi? Onu da izleyicilerimize hatırlatalım. Sonrasında Rusya'da yaşananları konuşalım. Ölen evet. Rus muhalif kimdi? Batı'ya göre Putin'in en çok korktuğu adamdı. Rusya'ya göre ise Batı'nın piyonuydu. 1976 doğumlu, 2008'de Rusya'daki yolsuzlukları gündeme getirmişti. 2010'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nde görev aldı. 2017 Putin'e karşı aday olması engellendi. 2019 30 gün hapis cezası aldı. Doktor hapiste zehirlendiğini söyledi. 2028 ajan tarafından sinir gazıyla zehirlendiği söylendi. 2021 Rusya'ya döndü. 20 yıl hapis cezası aldı. Ve 16 Şubat 2024'te de 47 yaşında cezaevinde öldüğü açıklandı. Rusya'da bir seçim süreci işliyor. Geri sayım devam ediyor. Rusya'da seçime gidecek. Hemen öncesinde gelen bu haber de elbette dünyada bir anda gündemde ilk sıraya çıktı. Ne dersiniz hocam? En son söyleyeceğimizi ilk söyleyerek başlayalım. Öldü mü öldürüldü mü? Tabii orada doktor ve otopsi raporuna bakmak lazım. Ama arada burada hem dünya kamuoyunun buna tepkileri nedir? İkincisi ben Putin'in en korktuğu şahıs olduğunu zannetmiyorum. Yani Putin'in muhaliflerinden aslında var. Bu muhaliflerin içerisinde bence en önemlisi Boris Nelson'du. Çünkü Boris Yeltsin zamanında her ikisi de başbakan yardımcısıydı. Ve Boris Nelson hepinizin bildiği gibi bir nükleer fizik profesörüydü. Yani doçentti. Ve çok önemli bir bilim adamıydı. Biliyorsunuz Kızıl Meydan'da ölü bulundu. Şimdi şeye gelince renkli bir kişiliği var. Avukat kendisi. Moskova Üniversitesi'nden mezun ama sonra Yale Üniversitesi'ne görev almıştır. Burada bir şöyle bir husus var. Yani bakış açısı tabii avukat olduğu için muhalif bir duruşu var ve özellikle sadece Putin'e karşı değil, Medvedev'e karşı da bir şekilde duruşu var. Ve söylemlerinde özellikle Rusya'daki merkezi partinin, yani Rusya partisinin doğru olmadığı ama asıl karşı çıktığı şeyin Ukrayna Savaşı olduğunu biliyoruz. Peki nasıl olmuş? Kendisine isnat edilen suç zimmete para geçirme. İki defa bundan ceza alıyor. Fakat hastalandıktan sonra, burası önemli, yani 2019 mu hocam? 2009'da 2019. Biliyorsunuz bu hastalıktan sonra Almanya'ya tedaviye gidiyor. Oradan geldikten sonra tutuklanıyor. Şimdi bu tutuklama süreci içerisinde bir takım tartışmalar var tabii. Ve bu tartışmalardan sonra isnat edilen suç o ağır. Yani örgüt kurma suçundan yargılanıyor ve 19 sene kadar ağır bir hapis alıyor. Ayrılıkçı örgüt kurmaktan. Evet, dediğiniz doğru. Burada Rusya'daki bazı Kremlin siyasi liderlerine göre Batı'nın piyonu olup olmadığı. Tabii her devletin kendi istihbarat bilimi var. Hangi delillerle buna hükmetti? Onu affedersin Rusya hükümeti biliyor. Ancak burada 2018'de adil yargı hakkının ihlali dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu yargıya karşı çıkıyor. Fakat Rusya Mahkemesi bunu kabul etmedi. En önemlisi 2013'te ki Moskova Belediye seçimlerinde ikinci oluyor. Ve aldığı o %27. Şimdi burada özür diliyorum. Asıl sorulması gereken kendisi Moskova hapishanesindeydi. Ve 3 hafta kendisinden haber alınamıyor. Daha sonra burada söze edilen Sibirya'daki Yamalova
hapishanesine gönderildi. Hemen hapishanenin bulunduğu noktaya dair de siz de hocam iyi misiniz? Su vereyim mi? İyiyim, iyiyim. Aslında... O görüntüler de var. O görüntüleri de hemen ilk görselimizde ekranlara getirelim. Birinci soru bu. Hocamın bir değerlendirmesi olacak galiba. Buyurun. 3 hafta kendisinden haber alınamıyor. Ailesine, annesine haber veriliyor ve... Hocam burada evet. Hapishaneden görüntüleri de arkadaşlarımız harita üzerinde paylaşıyor. Moskova'dan 1900 kilometre kadar uzakta ve aslında bu Sovyet zamanındaki Gulag takım şeyleri dediğimiz, daha doğrusu rejim muhaliflerinin... Sürgüne gönderilenlerin gittiği... Evet. Çok sert bölge. İklim koşullarına sahip olan yer. Şimdi annesi 12 Şubat'ta, yani bundan bir hafta önce kendisiyle görüşüldüğünü ve sağlıklı ve mutlu olduğunu söylüyor. Yine eğer bu bir hain olsaydı dönmeyebilirdi. Yani Almanya'dan bizdekileri de görüyorsun, kaçıyorlar, dönmüyorlar. Tabii onu Rus mahkemeleri siz karar verecek ama. Siz olabileceğini de düşünüyorsunuz onu, o zaman. Oraya geleceğim hocam, şimdi. Hocam hemen bunu siz paylaşırken daha önce... Ölenler ya da öldürülenlerle ilgili de arkadaşlarımızın bir hazırlığı var. Onu da hatırlatalım. Çünkü Rusya bu konuda çok tartışmalı bir ülke. Siz de belki bu noktada katılırsınız. Sergey Skripal, İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkmıştı. 2019 yılında kızı Yulia ile birlikte zehirlenmişti. Alexander Litvinenko, eski KGB ajanı, 2006 yılında içtiği çaydan zehirlenerek ölmüştü. Anna Politkovskaya, insan hakları ihlallerini haber yapan bir gazeteciydi. 2006'da evinin asansöründe vurularak öldürüldü. Çok tartışılmıştı o dönemde. Vladimir Karamurza, Rus muhalif aktivist, 2017'de zehirlenmişti. Kanında yüksek dozda civa, bakır, manganez ve çinko bulunmuştu. Belki de bunların arasında dünyanın en yakından tanıdığı, en çok konuştuğu Viktor Yushchenko, Ukraynalı muhalefet lideriydi. Zehirlenme nedeniyle yüzü ve vücudu şekil değiştirmişti. Gün ve gün takip etmişti dünya bunu ve son olarak da Prigojin, çok konuşmuştuk, çok tartışmıştık. Putin'e isyan ettikten sonra uçağa düşmüş, hayatını kaybetmişti. Bunları da beraber düşündüğümüzde Rus muhalifin öldürülmüş olabileceği iddiasını Batı basını gündemine taşıyor. Sizin de yorumunuzu almak isterim. Şimdi şuradan başlayalım. Yani burada her ikisinde de İngiliz istihbaratının iddiaları var tabii. Diğer taraftan Yushchenko'nun aldığı oylara bakıldığında devlet başkanıydı zaten. Ve kendisi iddia etti bu şekilde zehirlendiğini ve çok ilginç, zehirin panzeri de bir şekilde bulunmuştu. Ölmedi yani. Tabii bu Prigojin hala hazırda tartışılıyor. Uçak düştü mü düşmedi mi? Ama bence en önemlisi burada vurgulanması gereken Yeltsin dönemindeki başbakan yardımcısı olan Boris Nelson. Nelson 2014'te Ukrayna Savaşı'na karşı çıkmıştı ve yolsuzlukla mücadelede. Yani burada bir gerçek var. Sayın Putin'in de Valdai toplantısında beni çağırdığı zaman Rusya'da bilim adamlarının ve pek çok uluslararası bilim adamlarının sorusu şuydu: Rusya'daki yolsuzluklar nasıl bir şekilde önlenebilir? Bu tabii muhalefetin bir şekilde iktidar partisine karşı duruşu Rusya'da hoş karşılanmadı. Ve maalesef Nelson ölü bulundu. Burada acaba majistral dediğimiz iki ucu keskin bir kılıç mı burada muhalefete karşı? Ama en önemlisi şu: Nelson döndüğünde dünyanın en mutlu insanıyım, evime döndüm demişti. Şimdi bir bütün olarak bakıldığında acaba hastaneye kaldırıldığında veya mahkemenin iddia ettiği şartlı tahliye koşullarını ihlalden önce hafif bir ceza alıyor. Ondan sonraki ağır ceza 19 senelik bir hapis. Yani 2038'e kadar. Şimdi burada asıl bence savcılığın incelemesi gereken hangi gerekçeyle Moskova'dan buraya taşındı? Bu bir. İkincisi tabii otopsi raporu incelenecek. Öldü mü, öldürüldü mü sorusu kriminalistik açıdan çok önemli bir hadise. Mutlaka beden bunun eğer zehir veya başka şekilde öldürüldüyse bu ortaya çıkar. Ama buradaki beni ilgilendiren konu uluslararası ilişkiler açısından bir. Tam seçim zamanı, bu zamanlama neden? Acaba birileri Putin'in bir şekilde bilgisi dışında mı taşıdılar onu? Yani Putin seçimleri kazanmasın, kendi kamuoyunda ve dünya kamuoyunda küçük düşürülsün diye mi? Ve Sayın Peşkov bu konuda bilgim yok diyor.
Yani şeyin, Sayın Putin'in sağ kolu. İkinci husus, yani bakalım şöyle şimdi. Anladığım kadarıyla hocam, öldürülmüş olabilir ama Putin tarafından değil. Putin karşıtları tarafından ya da Putin'in evet, seçim öncesi zor istiyorum. Durum. Yani acaba bu Putin'e karşı bir tuzak mı? Bu bir. Nitekim birdenbire Mitalyoz gibi Batılıların ateş ettiğini görüyoruz. Nedir bu şimdi? Ursula von der Leyen diyor ki, Putin rejiminin nasıl bir şey olduğunu acı hatırlatıcıdır. Otokrasiye karşı mücadelede birleşelim. Ya ne alakası var şimdi bir adam burada hayatını kaybettiyse otokrasiye karşı birleşen Almanya veya Avrupa Birliği. Peki Alman Dışişleri Bakanı söylediği çok ağır. Özgür demokrasi ve Rusya'nın sembolü olduğundan dolayı kendisi bu hale getirildi ve Putin çok önemli burası. İşkenceyi de öldürdü. Şimdi eğer işkence varsa zaten otopsi raporunda bu çıkar. Dolayısıyla burada isnat edilen suçun son derece ağır olduğunu düşünüyorum. Niçini de şu. Alman Dışişleri Bakanı Bayan Annalena Baerbock. Burada raporu gördü mü? Böyle onlar bir... da şöyle diyor, rapora güvenmiyoruz. O zaman ben diyor. De kimseye güvenmiyorum. Yani şimdi, böyle bir peki, güven tartışması bu da var. Amerika'daki yolsuzluklarla ilgili biliyorsunuz çocuklara karşı eziyet edenlerin faili Mossad ajanı çıktı. Hastane şeyde öldürüldü. Onu kim öldürdü? O zaman Amerika'ya karşı da bütün dünya birleşsin. Akıllara Wikileaks de geliyor bu noktada. Ha, ortaya bir diğer şey şunu var. Söyleyelim. Charles Michel de gün demokrasinin karşısında diyor ve Hollanda acımasızlık diyor. Şimdi eğer siz Rusya'ya ateş edecekseniz sebep çok. Yani ama bu şahsın öldürülmesi elbette demokratik olarak önemli bir soru işareti yani. Ve NATO'da genel sekreter diyor ki Rusya buna açık delil koymalı ve açıklamalı diyor. Elbette ki savcılık bunu açıklayacak. Yani isnat edilen hadise işkenceyle öldürüldü. Hiç de doğru bir şey değil. İşkence sen gördün İnsanlık mü? İnsanlık suçudur. Yani şimdi akıl var, mantık var. Adamın öldüğü şu anlarda açıklanıyor. Hemen otomatik olarak işkenceyle öldürür. Sen orada mıydın? Hayır. O zaman demek ki Alman istihbaratı mı acaba bunu verdi? Peki bu Mossad ajanı şahsın Amerika'da yaptığı kirlilikler ki bunun içerisine bazı Alman siyasetçilerin de katıldığı, işte çocuklara karşı bir takım cinsel suçlar işlediği söylenirse bu kabul edilebilir mi? Veya Amerika'daki başkan dahil, başkan yardımcıları dahil bu suçlara, pedofil suçlarına karıştığı ve bu şahsın da hapishanede öldürüldüğü açıkça ortada. Peki bu demokrasinin bir tartışı mı yoksa tartışılması gereken hukukun ve ceza infaz yasasının mı? Bu çok önemli. Yani tabii buradaki isnat edilen sizin izleniminiz ne hocam bu noktada? Tüm bu parçaları birleştirince sizin izleniminiz ne? Elbette benim şeyim, hukuk buna karar ben, verecek. Putin'in baştan söyledim. Bir defa belediye başkanlığını kazanamayan adam bir defa kalkıp da Rusya'da ben Rusya'daki bütün seçimlere hemen hemen AKİT tarafından devletimiz tarafından görevlendirildim. Ve son Sayın Putin'in seçildiği başkanlık seçimlerinde de Türkiye adına denetçiydim. Kuvvetli bir aday değil bir defa. Ondan sonra bu bir. İkinci husus, şöyle bir husus var. Neden tam bu zamanda oldu? Bir ay kala bu şahıs neden öldü? Mart neden, ayı içerisinde. Neden kimseye haber vermeden götürülüyor? 3 hafta haber alınamıyor. Bak bunları birleştirdiğin zaman bütün okların sanki Putin'e döndürülmesi gibi bir eylem var. Yani bence böyle bir şey emir vermez. Putin kendisi bir KGB ajanı. Hiç ajan kendi kendine mermi sıkar mı? Soru işaretleri çok...